Dengesi 1 litrelik kapta kurulduğunda başlangıçtaki 0,8 mol K2L'nin %50'sinin ayrıştığı biliniyor. Buna göre aynı sıcaklık tepmenin denge sabitinin sayısal değeri. Şimdi gençler reaksiyonu ilk önce şuraya yazalım. Reaksiyona göre bizden KD denge sabitinin sayısal değerini istiyor. KD denge sabitimizi biz KC eşittir ürünler bölü girenler diyoruz. KC hepsi gaz halinde olduğu için k gazının kaçıncı kuvveti? Birinci katsayısı 1. Bir. L gazının katsayısı 1. K2L gazının katsayısı 1. Şimdi denge sabitini yazdıktan sonra diyoruz ki verilen reaksiyonda 0,8 mol maddemiz var. Bu maddenin %50'si ayrışıyor. Ayrışmak demek %50'sinin harcandığını gösterir diyebiliriz. Şimdi burada başlangıç değişim denge şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi başlangıçta elimizde 0 8 mol maddemiz var. K2L maddemiz var. Değişim dediğimiz kısım burada harcanan maddemiz, buralarda oluşan maddelerimiz olacak. Dengede aradaki farkı alacağım ve oluşan maddeleri buraya yazmış olacağım. Şimdi ne kadar harcanıyor? Değişim olarak yazacağımız 0.8 molün %50'si harcanmış, ayrışmış diyor. 0.8'in yarısı. 0.4 mol harcanmalı. Geliyorum buraya 0.4 molü yazıyorum. Çünkü değişim olan kısma yazmalıyım. Aradaki fark ne kadar? 0.4 mol. Şimdi bakın 1 mole 0.4 kadar harcanıyorsa katsayısı 1. 1 mole ne kadar oluşmalı? 0,4 mol oluşmalı. 1 mole ne kadar oluşmalı? 0,4 mol oluşmalı. Bakın başlangıçta K2 gazından ve L gazından yok. Ne oluyor değişim sonrasında? Oluşan maddeleri bulmuş oluyorum. Buraya 0,4 mol yazıyorum. Buraya 0,4 mol yazıyorum. Şimdi dengeyi biz derişimler cinsinden. Şu işaret bize derişim cinsinden olduğunu ifade ediyor. Derişimler cinsinden bulmak için Molarite eşittir n bölü v diyorum. Yani mol sayısını hacme bölüyorum. Bakalım birinci durum için K2L için 0,4 bölü litrem ne kadar? 1 litre. Kaç gelir? 0,4 molar gelir. Kim bu? K2L. Bunun için bakıyoruz K gazımız için. Molarite n bölü v diyoruz. 0,4 bölü 1 litreden 0,4. Bu da kim? K2 gazımız oluyor. Aynı şey L gazı için yapıyoruz. Molarite N bölü V. Mol sayısı 0,4 hacim 1. Buradan 0,4 geliyor. Bu da L gazımız olmuş oluyor. Geliyoruz Kc denge sabitinde yerine yazıyoruz. K2 L dediğimiz kaç molarite? 0,4 molarite. Çarpı L gazımız kaç molarite? 0,4 molarite. K gazımız da 0,4 molarite. Şu 0,4'leri götürürsek denge sabitimiz 0,4 gelmiş olur. Şimdi diğer sorumuza baktığımızda reaksiyon verilmiş. Bu reaksiyona göre A2 B gazımız artı B gazımız 2 AB gazımız. Tepkimesinin denge sabitini sayısal değerini KC'yi 4 vermiş bize. Buna göre 1 litrelik kapta 0,4 mol A2B 0,4 mol B2 gazları konuluyor. Yeterli süre bekletinde kaç mol AB gazı bulunur diyor. Biz de burada başlangıç değişim ve denge. Şimdi denge sorularında bu tarz sorularda başlangıç değişim ve denge yazmamız gerekiyor. Başlangıca göre ne kadar A2B gazımız var? 0,4 mol. Ne kadar B gazımız var? 0,4 mol B2 gazımız var. AB gazı var mı? Hayır. Şimdi burada değişim miktarında şu kısımlar bizim harcanan kısmımız. Bu kısımda nedir? Oluşan kısmımız. Oluşan kısım için şu kat sayısıyla doğru orantılı olarak bilmediğimiz için 2x diyelim. Kat sayısı 1. 2'ye 2x ise 1'e 1x kadar harcanır. 2'ye 2x ise 1'e 1x kadar harcanır. Denge durumunda aradaki farkı aldığımızda 0, 0,4 x. 0.4 0.4 x buradan da 2x gelir. Şimdi dengeyi yazalım. Ürünler bölü girenler. Ürünlerde kim var? AB'nin karesi katsayısı 2. A2B'nin katsayısı 1. B2'nin katsayısı 1. Şimdi burada Kc'yi 4 vermiş bize. Ürünler için ne alıyoruz? 2x alıyoruz. 2x'in karesi A2B için 0,4 eksi x B2 için 0,4 eksi x diyoruz. Tekrar 4 eşittir. 2x kare 0,4 eksi x 0,4 eksi x için 0,4 eksi x'in karesi dersek her tarafı kare kök içine alırsak kare ve kökler gider. 4 buradan 2, 2x bölü 04 eksi x gelir. İçler dışar çarpımı 08 eksi 2x eşittir 2x'ten 08 eşittir 4x. Her tarafı 4'de böldük. X buradan ne gelir? 02 gelir. x'i bulduk. Bizden istenen neydi? AB gazıydı. AB gazımız 2x. 2 çarpı 2 0 2 dediğimizde buradan 0 4 gelmiş olur.